tüp mide ameliyatından sonra her şeyin çok düzeleceğine, böyle değişeceğine inandığım bir zamandan sonra bedenimin aşırı sarkmasından dolayı çok mutsuz bir şekilde buraya gelmiştim yaklaşık bundan 4 sene önce. Çünkü her şeyden önce bir hekimiz. Hekimlikle beraber cerrahi şapkamızı da takıyoruz. Bunlara dikkat ederek yaptığınız takdirde genel okuya saygılı olursanız bunu ömür boyu kullanabilirsiniz. Aynı anda hem kol germe, hem meme dikleştirme, hem göbek ve bacak germe olur mu? Tabii olmaması gerekir teorik olarak. Merhabalar, bugün yanımda benim karın ve kol germe ameliyatlarımı yapan sevgili operatör doktor Hakan Öçsel var. Kendisiyle 3 yıldır sanırım Evet, tanışıklığımız 3 var, yıl. değil mi? Biraz geçti 3 yıl hatta. Evet, biraz 3 yılda hatta geçti. 2019 tabii, 2023'e girdik Tabii tabii, artık. zaman Aman geçiyor. Tanrım. 2019'da kendi bedenimden ameliyat olduktan sonra çok böyle mutsuz olduğum ve artık cidden hani kendimi babaanne gibi hissettiğim, tüp mide ameliyatından sonra her şeyin çok düzeleceğine, böyle değişeceğine inandığım bir zamandan sonra bedenimin aşırı sarkmasından dolayı çok mutsuz bir şekilde buraya gelmiştim yaklaşık bundan 4 sene önce. Aynen Bir aile dostumuz vasıtasıyla tanışmıştık. Evet. Belli bir sarkıklıktan sonra belki de bazı insanlar bunu tercih de etmeyebilir. Ama hani benim açımdan beden algım açısından ve aslında 36-38 olacakken derilerim yüzünden başka bir tayt giymek ya da başka büyük bir Evet. beden pantolon giymek durumunda kalmak ya da taytla o alt karnımı yukarı toplamaya çalışmak benim beklentilerimi karşılamadı. Yani tüp mide ameliyatı olduktan sonra çoğu insan şey diye düşünüyor, hani işte zayıflayacağım, harika olacak. Ben de öyle işlemedi. Bunun tabii ki bu arada nereden kilo aldığınızla da çok alakası Aynı var. şekilde önceki beden tipinizin de genetik Evet. kodlanmış olan yapınızın da bunda çok etkisi var. O döneme kadar yapılan sporun da, kas yapınızın da, Tabii. sizin gösterdiğiniz oradaki eforun da belli noktalarda etkisi oluyor. Altyapı Ama aslında aynen çok önemli altyapı bir da de. etkili oluyor. Estetik cerrahide kişiye özgü planlama yapılmasından yanayım hep. Yani şablonları hiç kimseye dayatmamak lazım. Kesinlikle. Doğal anatominize göre bir ameliyat yaparsanız hem etkili hem çok güzel hem de hastanızı mutlu eden bir işlem yapmış oluyorsunuz. Sizden sorular istedim aslında. Çünkü geçtiğimiz aylarda diyeyim, birkaç hafta önce ya da bir tane video koydum ben. Karın ve kol germe izlerimin güncellemesi. Çünkü yıllardır Zeynep ne oldu izlerim diye çok soru geldi hakikaten. Ben de artık seni çekeyim yani, yıllar geçti üstünden ama bu zamana kısmetmiş. Sonra ben bunu Reel'da da paylaştım Instagram'da ve 300 bin falan izlendi. İnsanlar altına bir sürü sorular sordu. Biz de dedik ki Hakan Bey'le zaten yıllardır bunu konuşuyoruz. Bir soru cevap mı yapsak? İnsanlar çok soru sordu. YouTube'da çok izlendi çünkü 3 videoda. Dedik ki sizden soruları alalım. Ben de Hakan Bey'in zamanını alayım. Seve seve. Burada oturalım. Sizin sorularınızı yanıtlayalım istedik. Hakan Bey'in özgeçmişiyle alakalı, neler yaptığıyla alakalı oralara hiç girmiyoruz. İsteyen araştırsın, etsin. Benim gözüm kapalı güvendiğim birçok Çok arkadaşıma teşekkür ameliyat ederim. ettirdiğim ve kendimin de ameliyat oldu, ablamın da ameliyat oldu bir doktor olduğu için. Ben zaten çok güvenerek kendisiyle Güzel bir böyle bir şey bilgilendirici yapıyorum. video çekmiş olacağız. Hem Evet. hastalarımızdan gelen sorular olduğu için kıymeti biraz daha fazla oluyor benim için. Kesinlikle. Şimdi o zaman sorulara geçelim Seve seve. yavaştan. Tabii ki. Hemen açıyorum. Önce derilerle başlayalım mı, deri Hay sorularıyla? Biraz genel bir soru gelmiş. Onunla hay. başlayacağım. Herhangi bir estetik ameliyat öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tabii birkaç nokta var burada. Kişinin genel sağlık durumu benim için önemli. Çünkü her şeyden önce bir hekimiz. Hekimlikle beraber cerrahi şapkamızı da takıyoruz. Burada işin en önemlisi emin ve güvenli gitmektir. O yüzden hastamızın genel durumu, kronik şikayetlerin olup olmadığı, düzenli bir ilaç kullanımının olup olmadığı, alerjisi ve o güne kadar geçirmiş ameliyatlar. Bu benim için önemli. İki, kullandıkları. En başta bizi rahatsız eden şey sigara kullanımı. Sigara kullanımı olduğu zaman belli müddetler beklemek gerekiyor. Benim için bu minimum 6 haftadır. Onun dışında tabii ki kan durumlarımız yapılacak ameliyata göre çok böyle anemik durumda olmamamız gerekiyor. Belli destekler almamız gerekiyor. Ama bunları aldıktan sonra çok ciddi rahatsızlığı olmayan her hasta bizim için uygun aday oluyor. Aslında tabii bir kan testi de yapılıyor. Hepsi önceden Onlar yapılıyor önceden testlerimizin. zaten yapılıyor. Yüzüm dahiline gerekli konsültasyonların hepsi isteniyor zaten önceden.
eğer kronik bir durumunuz varsa her zaman emin girmemiz gerekiyor ve onu hep başarıyoruz. İkinci soruya geçiyorum. Tabii. Tüp mide sonrası karın germe ya da herhangi bir germe ameliyatı için en az ne kadar süre beklenilmesi önerilir? Evet, biraz önce de bahsettiğimiz gibi burada teorik olarak bir yılı beklemek lazım. Bazen daha önce de kilo verme durabiliyor. Yapılan ameliyatın niteliğine göre hasta belli noktada iyi biliyorsun sen de Zeynep. Aynen. Tıkanabiliyor, olayı durabiliyor. Ama biz şunu söylüyoruz, bir yıl ve son kilo noktamızdan 3 ay kadar beklediğimizde artık kilo vermemiş olmamız. Benim için kriter budur. Hani bazen 1,5 yılda da olabiliyor bu. Hala aylık 3-4 kilo, 3-4 kilo vermiş oluyoruz. O 3 ayı beklemekte fayda var ki yarattığınız eser hep benzer şekilde kalsın. Evet, ben 1,5 sene beklemiştim. Aynı anda hem kol germe, hem meme dikleştirme, hem göbek ve bacak germe olur mu? Tabii olmaması gerekir teorik olarak. Olabiliyor bazen. Biz ne yapıyoruz? Biz tabii ki kombine ameliyatları çok sık yapıyoruz. Örnek veriyorum. Bir karın germi gerçekleştirdiğiniz hastanızda lüzum varsa bir bel liposakşını ve bir meme dikleştirme ilave edebilirsiniz. Ama total sürenizin hani 6 saati mümkünse geçmemesini tercih ediyorum. Mesela karın germeli sende de yaptığımız gibi kol germeyi beraber çok seviyorum yapmayı. Hı hı. Ama eş zamanlı bacak germeyi de yaparsanız benim çok istediğim erken dönem hareketliliği birazcık sıkıntıya sokmuş oluyoruz. Zor. Hiç zorlamamak lazım. Hastamızın çok temiz iyileşmesi için ikili maksimum üçlü kombin yapmak lazım. Bir de yani iyileşme süreci de öyle. Tabii. Tabii ki tamam çok zor değil. Ben çok zorlanmadım. Ama mesela kol ve karnım gerildiği için ayağa kalkarken hiçbir yerden destek alamadım evet. Uzun bir süre. Bir de bacak olsaydı düşün. Bir de bacak olsa. Hareketliliğimiz kısıtlanacaktı. Bitti yani. Sebebi bu. Yoksa aynen. Teknik olarak hepsi yapılabilir. Tabii. Keloide meyilli cilde olanlar deri germe ameliyatı olabilir mi? Keloid oluşur mu? Şimdi keloid gerçekten ciddi bir sorundur. Ama gerçek keloid çok az sayıda avlatan hastamızda var. Ama mesela alt karında çoğu zaman keloide meyil bile olsa temiz iyileşiyor yani. Ama örnek veriyorum bazı anatomik sahalarda mesela meme gibi ya da kol germe gibi istemediğiniz halde mükemmel bir çizikle bile bitirseniz ameliyatı bu meyil nedeniyle yara çok kabarabilir. Bu risk ama çok düşüktür. Düşük. Biz teorik olarak herkesi bu meyilde kabul ediyoruz. O yüzden en baştan, ikinci haftadan itibaren hemen istediğimize başlıyoruz. Mükemmel kapadığımız halde güzel kremlerimizi, güzel kapatıcı silikon teyplerimizi kullandıktan sonra, güzel masajımızı yaptıktan sonra %95 olasılıkla çok iyi iyileştiğinizi söyleyebilirim. Çok iyi. Bir de tabii bir yandan keloide meyilli cildi de görmekte fayda olabilir diye tahmin ediyorum. Bazen çok belirgin keloid ise yapmamak daha iyi olabiliyor. Yani bunu da açık yüreklilikle söylemek lazım. Çünkü bu bir savaşa giriyor sonrasında. Uğraşıyorsunuz, türlü türlü farklı tedaviler deniyorsunuz. Hani hakikaten kontrol altına alıyorsunuz çoğu zaman keloidi de ama dikkatli olup neyle uğraştığınızı bilerek uğraşmak lazım. Karın germede ödemler de ameliyattan ne kadar süre sonra geçiyor ve korse kaç gün giyiliyor? Genel olarak ödemler aslında bütün yara iyileşmesi teorikte bir yıldır. Ama siz dokuya saygılı olursanız, benim kişisel tabii ki deneyimim bu. Dokuya saygılı, nazik bir cerrahi yaparsanız bu ödem süreleri daha kısa sürede geçiyor. Hani çoğu zaman karın germe olsun, meme ameliyatı olsun ya da body lift ameliyatı olsun ya da kol olsun. Buradaki sonuçlarınızın %85-90'lık kısmını ilk 6 ayda biz görüyoruz. O nedenle tabii belli bir masaj da yapmak, belli bir diyet alışkanlığımıza da dikkat etmek, ödem yapıcı gıdalardan biraz uzak durmak, birazcık ödem atıcı takviyeler kullanmak gerçekten işe yarıyor. Biraz da spor yapmak, lenfatik drenajı gerçekten kolaylaştırıyor ve daha çabuk geçtiğini ben gözlemliyorum. Korse kaç gün giyiliyor diye soruyorum. Korseyi genellikle kol içinde, karın içinde, meme içinde, body lift içinde ben ortalama 4 ila 6 hafta diyorum. Kişinin yapısına göre. Bunu ben de merak ediyorum. Karın germe sonrası gebelikte karın yine eski haline döner mi? Karın germe ameliyatı sonrasında tabii ki bir plikasyon çoğu zaman yapıyoruz. Plikasyonla kastettiğimiz
karın adelerinin çok güzel bir şekilde, sıkı bir şekilde yaklaştırılmasıdır. Böylece batın içi organların ittirmesinden korunmuş oluyoruz. Daha düz bir satıh oluyor. Aynı şekilde cilt ve yağ dokusu da çıkmış oluyor fazla olan kısımlar. Eğer fizyolojik kilonuzu alırsanız, yani fizyolojik kilo ile kastım 9-11 kilo arasında bir kilo alırsanız, gebelikten hemen önce birazcık kilonuza dikkat ederseniz ve düzenli egzersizle biraz karın adelerinizi, hani zırh gibi demeyelim ama ciddi bir şekilde güçlendirirseniz gerçekten çok az etkileniyorsunuz. Bu benim kişisel ciddi bir deneyimimdir. Ama tabii ki çok yüksek kilolar, 25-30 kilo alırsak, hiç egzersiz yapmazsak, ne yazık ki tabii ki yaptığınız işlemin etkilenmemesi söz konusu olmaz ama yine formunuzu ciddi bir şekilde korursunuz. Yani kısmen bir bozulma olur. Belirli bir kilo üst sınırı var mı? Lipo ve germe istiyorum. Ben sadece kol için illa kilo vermeli miyim? Vücut kütle indeksleri burada önemli. Bazı kliniklerde, yurt dışında da vücut kütle indeksinde üst sınırımız yok denebiliyor. Ancak tabii ki hasta eğer verebiliyorsa benim tercihim hani 33'lerin çok üzerinde olmamasıdır vücut kütle indeksinin. Bu ne demektir? Hani boyumuzun karesiyle kilomuzun belli bir oranı vardır. Tabii ki burada kas yoğunluğu da devreye giriyor. Hastayı bir muayene etmeniz lazım önce ama özellikle karın germede mide kısmına çok yoğun bir yağlanma varsa eş zamanlı liposakşın ilave edilebilir ama bu çok limitli olmalıdır. Yoksa ne yazık ki orayı iyice inceltmeye çalışırken altta dolaşımsal sorunlar yaşayabilirsiniz ameliyat sırasında. Burada liposakşın ilave etseniz de bazen o cilt gerginliği de fazla olabiliyor. Çok yeterli çıkartma imkanınız olmayabiliyor anatomi yüzünden. O yüzden orada hani verebileceğimiz kadar kiloyu vererek bu ameliyata girmek lazım kol için. Ve karın için de aynı şekilde. Aynen. Bana bir soru gelmiş, bir de onu yanıtlayayım ben arada. Ameliyattan ne kadar süre sonra işe dönebildiniz? Ya şimdi bu soru benim için aslında zor bir soru çünkü ben evden çalışıyorum. Yani ben ameliyatın 3. gününden sonra da yani elimde kolumda sargılarla böyle bilgisayarda bir şeyler yapıyordum. Hani ben durmadım. Hani mesela şunu cevaplayabilirim, kendinizde oluyorsunuz yani hastaneden çıktıktan sonraki süreçte. Okey, biraz böyle öne doğru eğilerek yürüdüğünüz, karnınızı aşırı germediğiniz bir noktada biraz takılıyorsunuz ama aman aman bir kısıt yok. Benim tahminim bir hafta evde olmakta fayda var. Yani benim tecrübeme dayalı olarak söylüyorum tabii ki. Doğru. Hani ben de aynı fikirdeyim. Daldım beni. Aynı fikirdeyim. Hani bir hafta iyi bir süredir bizim için. Ağrı indeksini şöyle sınıflıyorum ya da çekilen sıkıntı indeksini. 10 üzerinden hani ne kadar bir ağrımız var? Genellikle bana söylenenler 3 ila 4 arasıdır. Hani 2 hafta gibi eğer çok fizik performans gerektiren bir iş değilse işinize de başlayabiliyorsunuz. 10 gün içinde bile başlayabiliyorsunuz bir kombin ameliyattan sonra ama çok da zorlamamak, sınırları ittirmemek lazım. Çok acılı bir süreç mi diye bir soru gelmiş. Ben hiç acı çekmedim. Siz bana şey demiştiniz ameliyattan sonra, Zeynep sana morfin bastım. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz dediniz gerçekten. Yani ben kendi açımdan, kendi deneyimim üzerinden konuşacak olursam hiç acı çekmedim. Herkes tabii ki acıyı sordu bana ve ben de ameliyattan önce en çok acıyla alakalı gerginlik yaşadım. Dedim ben herhalde öleceğim, canımdan can gidecek yani. Hiç öyle bir şey olmadı. Sadece bir ödem şişliği hissi vardı tabii ki. Bir 10 kilo kadar ödem yaptı çünkü vücudum. Ama hiç acı yaşamadım. Hakan Bey çünkü bana orada bir özel bir tarif uygulamış. Tabii o da şimdi onu anlatır. Bir miktar kişisel olmakla beraber dokuya özenli olarak çalıştığınız takdirde hakikaten daha böyle konforlu bir işlem oluyor bu. Yani 10 üzerinden dediğim gibi 3-4 gibi bunu değerlendirebilirim ortalama olarak. Ama çok çok az ağrı hissetmedi. Hiç hissetmedim diyen hastalarımız da var. Burada iki sebep var. Hem işlemde dediğim gibi dokuya saygılı davranmak. İkincisi de işlem esnasında ilgilendiğiniz sahalara işlem biterken özel bir daha uzun etkili bir anestezi uygulamak, lokal anestezi. Gerçekten konfor oranını arttırıyor. Minimum kaç kilo vermiş olmak o vücudun deri ameliyatına ihtiyacı olduğunu gösterir? Minimum kilo vermek demeyelim de bu işlemden sonra demin bahsettiğimiz gibi eğer tüp mide ameliyatı için konuşuyorsak, bariyatrik cerrahi için konuşuyorsak kilo vermemizin bitmiş olması, kilonun sabit olduktan sonra 3 ay geçmesi lazım. Ama
80 kilo ve altı olayı karın için özellikle geçerliyken devam ediyorsa kilo verme sürecimiz beklemekte bir tık fayda var. Sebebi de siz harika bir meme toparlama yapabilirsiniz ama kilo verme çok yoğun devam ederse bir 10 kilo daha verirseniz yaptığınız eser tekrar deforme olmaya başlar. Aynı şekilde hani kol içinde, bu meme içinde hepsi için geçerli olan bir şey. 80 kilonun altını ben tercih ediyorum. Yani kilo vermemizin gerçekten 3 aydır stop olması lazım, artık bitmiş olması lazım. Meme dikleştirme, belki büyütme yaptırmak istiyorum. His kaybı oluyor demişlerdi. Doğru mu? Bir de emzirme sonrası meme dikleştirme ile ilgili bilgi almak istiyorlarmış. Dikleştirme ya da meme küçültme ameliyatlarından sonra hani protezi de buna dahil edebiliriz. İmplant koyduğumuz ameliyatları da. Ki bir yıla kadar hafif his kayıpları, bazen fazla hissetmek, bunlar tamamen olağandır. Yani sonrasında hemen hemen %95 oranında histe hiçbir kayıp ya da abartma yükselmesi olmuyor. Nadir de olsa bu tür durumları görebiliyoruz. Farklı farklı takviyelerle, ilaçlarla yine bunu daha iyiye götürmek mümkün. O yüzden çoğu zaman bir sorun teşkil etmiyor. Gebelik sonrasında ise ben açıkçası süt vermenin tamamen bitip yaklaşık 3 ay sonrasında yapmayı çok tercih ediyorum. Çok böyle sıktığımız zaman meme ucumuzu bir damla ancak geliyorsa hasta hazır demektir işleme, ama yoğun bir süt gelişi hala varsa emzirme kesilmesine rağmen yine beklemek gerekir. Meme küçültme süt bezlerine ya da emzirmeye zarar verir mi? Bir de meme küçültme ve dikleştirme süreci ile ilgili de genel bir bilgi almak istemişler. Meme küçültme ve dikleştirme açıkçası benim kişisel olarak çok sevdiğim ameliyat türlerinden. Hakikaten hastaya göre bir tercih yapmanız gerekir. Tam bilir söylediğim gibi dokula saygılı giderseniz ve stratejinizi güzel belirlerseniz hastada yeterli doku varsa neredeyse her zaman çok güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu nedenle benim çok keyifle yaptığım bir ameliyattır. Hani 3 boyutu en yoğun olan yaşadığınız ameliyat cinsidir. Burada doku çıkartıyorsunuz küçültmede. Aynı tekniği yaparak belli bir miktar doku çıkartıyorsunuz. Hani biçimlendirme gerçekten çok iyi oluyor. Ama hani yara iyileşmesi yine burada nazik bir konu. Burada çok dikkat etmek gerekiyor. Demin de bahsettiğim gibi hani süt vermenin örnek veriyorum tamamen bitmesi lazım. Sigarayı 6 hafta tamamen kesiyor olmak lazım. Hani formatın bu şekilde olursa çok temiz ve güzel iyileşen bir ameliyat cinsidir. Süt vermede potansınız neyse aynen ona devam etmenizi sağlıyor. Çünkü genellikle benim kullandığım teknikte memenin üst ve iki yan tarafında bulunan meme dokusuna hiç dokunmuyoruz. Memenin fazla olan ve sarkmaya neden olan alt kutbuyla uğraşıyoruz. Body lift süreci ve popo dikleştirme, popo büyütme, bu operasyonlarla ilgili genel bir bilgi aslında. Kilo verme ameliyatlarından sonra açıkçası 360 derece body lift ameliyatları, alt vücut germe, lower body lift diye geçiyor. Bu ameliyatların sıklığı da çok artmaya başladı. Eğer hastada hem karında bir deformasyon var, hem yan bacaklarında bir deformasyon var, hem kalça kısmında, popo kısmında bir deformasyon var ve hacimsel olarak da yoğun kilo vermeye bağlı dümdüz bir popo dokusu varsa 360 derece body lift'i popo büyütme ile beraber yapıyoruz. Ve burada dışarıdan bir liposuction yapıp yağ eklemek yerine hastanın mevcut dokusunu kullanabiliyoruz. Biz hepimiz rekonstrüksiyon temelliyiz plastik cerrahlar olarak. Eskiden yaraları kapatmak için özellikle felçli hastalarda kullandığımız o yumuşak dokuyu şu anda tamamen şekillendirip popoya ciddi güzel bir hacim vermek için kullanabiliyoruz. Burun dolgusu, dudak dolgusu gibi eriyen bir şey mi diye bir soru var. Hyaluronik asit ise ve tekrar ediyorum hani isimsiz bir hyaluronik asit değil, kendini ispat etmiş, onaylar alınmış bir hyaluronik asit ise çok büyük bir oranda erir. Ama erimezse de, bir problem yaratırsa da hyaluronidaz, yani enzimle bunu çok kolay eritebilirsiniz. Ama hyaluronik asit içeriği yoksa, özellikle silikon bazlı dolgular, yani ismi olmayan veya lisanssız olan ürünleri yaparsanız ne yazık ki erimeyi bırakın, reaksiyonlar gün be gün büyüyerek artabiliyor. Şöyle bir soru gelmiş. Göz kapağı konusunu sormak istiyorum. Tekrarlıyor mu merak ediyorum. Herhalde bu tekrarlayan bir şey olduğu bilindiği için böyle bir soru gelmiş. Benim bilgim olmadığı için. Her şeye özenli yaklaşacaksınız. Anatomiye çok dikkat etmeniz gerekir. Eğer usulünce yaparsanız, gerekli yerde gerekli cildi çıkartıp, gerekli paternle çıkartırsanız, hani burada bir çizim taslağınızın olması lazım. Bunlara dikkat ederek yaptığınız takdirde yine dokuya saygılı olursanız bunu ömür boyu kullanabilirsiniz. Ama
uzun soluklu bir yaşlanma eğrinizde eğer biraz hızlı gidiyorsanız bunu yaşıtlarınızdan, yani bir 10-15 sene sonra belki bir tekrar etmek veya ufak bir dokunuş yapmak gerekli olabilir. Doğru teşhiste doğru ameliyatı yapmak gerekiyor. Bunun için de bilgi, beceri ve deneyim gerekir. Sorularımızın sonuna geldik. Ama tabii ki bu sizin sorunuz varsa soramayacağınız anlamına gelmiyor. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Aşağıya ben Hakan Bey'in ofis bilgilerini, iletişim bilgilerini Instagram'ımda koyacağım. Eğer bir sorunuz, danışmanlık almak istediğiniz bir nokta olursa direkt kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Umarım sorularınızı yanıtlamışızdır. Benim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Benim için büyük keyifti. Her zaman elimden geldiğince her türlü soruyu yanıtlamaya çalışacağım ben de. Çok sevgiler iletiyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.